Merhabalar, Business Channel Türkiye izleyicileri. Her zaman olduğu gibi bugün de bir işi bilen programda sizlerleyiz. Ve elbette ki işi bilen kısmında bugün çok değerli bir konuğumuz var. DA Reyata Gayrimenkul'den İsa Yılmaz bugün konuğumuz efendim. Kendisi İstanbul Ataşehir'den geliyor. Dilerseniz öncelikle kendisine bir hoş geldiniz diyelim. Tanıyalım ve elbette sizleri tanıtalım. Ardından bugün çok da güzel bir konuyu ele alacağız hep birlikte. Hoş geldiniz bir kez daha İsa Bey. Nasılsınız? Hoş bulduk Özge Hanım. Nazik davetiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bizler de teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. Bizi aydınlatacaksınız. Gayrimenkul sektörü ilgili, daha doğrusu bilgi sahibi de olacağız. Ama öncelikle sizi tanıtalım mı? Buyurun lütfen. Tabii ki. İsa Yılmaz kimdir? 1973 Samsun doğumludur. İki çocuk babasıdır. Evlidir. Sırasıyla 2 yıllık teknik üniversite bitirmiştir. İnşaat olarak, inşaat bölümü. Sonrasında işletme okumuştur. Sonrasında 2 yıllık bir MBA programı yapmıştır. Master programı yapmıştır. 14 sene boyunca uluslararası firmalarda, ilaç firmalarında satış mümessilliğinden sonrasında orta düzey yöneticiliğe kadar bir profesyonel hayat süreci vardır. Son 5 senedir de gayrimenkul sektöründe kendi markamı kurdum. Ne İşte güzel. 5 senedir de Ataşehir'de hizmet veriyoruz. Çok da güzel yer İstanbul'da. Sayılı yerlerden, sayılı güzel yerlerden biri. Evet, kesinlikle düzenli gelişiyor, programlı gelişiyor. O anlamda da Anadolu Aynen yakasının öyle. En nezih yerlerinden biri oldu. Kesinlikle. Hep şöyle derler. Avrupa yakasında hani iş anlamında çalışacaksın, Anadolu yakasında oturacaksın diye. Çok güzel yerler var karşı tarafta çünkü. Ya şöyle evet hani biraz daha planlı geliştiği için orada hakikaten yaşam biraz rahat. Değil mi? Yani çok hoş. Evet, sizin kadar çile çekmiyoruz bu taraftakiler evet, kadar çile kesinlikle çekmiyoruz. Kesinlikle öyle. Burası başka bir şehir gözünde bakıyorum yani buraya da ben. Peki sizler gayrimenkul ve gayrimenkul sektörü ilgili düşünceleriniz nelerdir? Şöyle gayrimenkulün aslında tanımını yapmak lazım burada. Gayrimenkulü hani klasik tanımı zaten sözlük tanımı nedir? Evdir, dükkandır, tarladır, arsadır, arazidir. Taşınmazların tamamının adı aslında gayrimenkul. Fakat ticari emtia olarak baktığımız zaman işte orada biraz şey yapıyor. Diğer ticari ürünlerden biraz farklılaştığını düşünüyorum ben çünkü. Niçin? Hani onu da iki boyuta bakmak lazım. Birincisi ihtiyaç boyutu var gayrimenkulün. Çünkü hepimiz yemek yiyoruz, su içiyoruz, nefes alıyoruz. Ama insanlık tarihinden bu zamana kadar kesinlikle ve kesinlikle bir barınma ihtiyacı da hissediyoruz. Ki. Dolayısıyla insanların bu anlamda beklentisi, özellikle konuttaki beklentisi farklılaşıyor yaşayacağı yeri alırken. Bir de baktığınız zaman paha açısından en pahalı ürünler. Yani size şimdi sorsam ki örnek bir ortalama ve Türk insanı olarak arabanız kaç liradır diye dersiniz ki 100 bin TL civarı. Kaç liralık bir evde oturuyorsunuz desem 500 bin TL'lik dersiniz. Dolayısıyla da bu tür bir pahalılık olduğu için karar alma mekanizması da çok daha yavaş, çok daha zorlanıyor insanlar. Bir de işin yatırım tarafı var. Baktığınız zaman gayrimenkulün hepimizin çevresinde duyduğu bir efsane vardır. İşte hani efsane de değildir aslında, gerçek yaşanmışlıklardır. Ya dedesinden bir yer kaldı, babasından bir yer kaldı, ihya oldu diye. Dolayısıyla da işin bir yatırım boyutu da var. Tabii ki. Her böyle olunca gayrimenkulü ve de sektörü aslında biraz bu şekilde de değerlendirmek gerekiyor. Çok önemli. Biz de açıkçası onu yapmaya çalışıyoruz değer realite açısı olarak. Peki insanlar mesela danışmanlık hizmeti sektörüyle ilgili bilgi almak isterse nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Ya şöyle aslında hani sektörün biraz çıkmazları da var kendi içerisinde. Adı danışmanlık ama değişim çok fazla oluyor. İnsanlar hakikaten yetkin olmadan gayrimenkul danışmanıyım diyor. O bizim açımızdan bir sıkıntı. Dolayısıyla dikkat edilmesi çok şeyin. Çok teşekkür ederim. Dikkat edilmesi gereken burada birincisi birey olarak bakmalılar. Yani biz DA Realty ofisten hizmet alıyoruz değil de hayır. Ya da herhangi bir ofisten hizmet alıyoruz değil de biz İsa Yılmaz'dan hizmet alıyoruz diye değerlendirmeleri lazım. Çok önemli. İkincisi İsa Yılmaz'ın acaba teknik bilgisi yeterli mi? Onu tartmaları gerekir bence. Üçüncüsü
Gayrimenkulün dediğim gibi yatırım tarafını, insanların beklentilerini düşündüğümüz zaman gerçekten ihtiyacını, isteğini anlayabildi mi karşı taraf? Ona dikkat etmesi lazım. Başka ne diyebilirim? Hani bunların komplesinde ona iyi hizmet verebilecek, hukuki tarafını bilen biriyle çalışması lazım. Ve aynı zamanda aslında gayrimenkul sektörüne baktığınız zaman diğer sektörlerden biraz daha farklı. Aslında biz de sizin gibi bir hizmet üretiyoruz. Ürettiğimiz bir şey yok. Yani gidiyoruz Özge Hanım'a diyoruz ki Özge Hanım sizin ürününüzü sizden daha iyi satabiliriz ya da kiralayabiliriz. Aynı mantıkta karşı tarafa da diyoruz ki Özge Hanım'ın ürünü aslında sizin için birebir örtüşen bir ürün. Doğru. Hal böyle olduğu zaman işin içerisinde aslında pazarlama ve satış kasının gelişmiş olan bireyler bu anlamda biraz daha doğru insanlar oluyor. Biz de o kasımızı kendimiz güçlendirmeye çalışıyoruz tabii ki. Ne kadar güzel. Aslında çok özetlediniz. Hem danışmanlık sektörüyle ilgili hem de aslında tam da şunu sormak istiyordum. İsa Yılmaz, DEA Realty Gayrimenkul olarak diğer aslında firmalardan sizleri tercih etmeleri bakımından farkınız nedir veya nelerdir? Ya hem bireysel olarak ben çalıştığım arkadaşlarıma da aşılamaya çalışıyorum. Birincisi bilgilerimizi sürekli güncelliyoruz ve hani teknik bilgi anlamında insanlar hakikaten şimdi birçok bireye örnek veriyorum. Siz de duymuşsunuz işte kat irtifakı, kat mülkiyeti, yok işte arsadan çekme payı varmış, emsal oranı varmış falan filan. Bunlara birincisi hakim olması lazım ki gerçekten karşı tarafı mağduriyet yaşatmasın. Biz buna kendimiz dikkat ediyoruz. İkincisi pazarlama ve satış anlamında bireysel birikimlerimiz zaten iyi. Ama birazdan bahsetmek istediğim iki farklı projemiz de var. Bir tanesi Riva'da villa projesi, bir tanesi Kandilli'de köşk projesi. Ne kadar güzel. Teşekkür ederiz. Böyle satışını üstlendiğimiz üst segmentteki projelerde de geçmişten bilgilerine, deneyimlerine inandığım gerek ilaç sektöründe gerek farklı sektörlerde genel müdürlük düzeyinde, pazarlama direktörlüğümüz düzeyinde, marka direktörlüğü düzeyinde halen de faaliyet gösteren tanıdıklar var. Onlarla pazarlama komitesi oluşturuyoruz. O şekilde ilerlemeye çalışıyoruz. İşin yatırım tarafında da şehir plancısı arkadaşımız, gayrimenkul danışmanı olarak o projede ben görev alıyorum. Dışarıdan hizmet aldığımız avukat, gayrimenkul hukukuna hakim avukat bir arkadaşımızla hem gayrimenkulü olanların şu anki gayrimenkul ürünün değerlemesi, değerlendirmesi ve ileride olacak projeksiyonları hem de gayrimenkul yatırımı yapmak isteyenlere düşündükleri bir gayrimenkul varsa o gayrimenkulle alakalı şu anki reel gerçekleri rapor halinde sunabiliyoruz. Düşündüğü yoksa ya da düşünüyorsa da tereddüt içerisindeyse alternatif sunabiliyoruz. Böyle bir çalışma portföyümüz var, çalışma durumumuz var. Dediğimiz gibi yani müşterilerimizi iyi anlamaya çalışıyoruz ve de kısa zamanda onların istekleri doğrultusunda onlara doğruyu vermeyi düşünüyoruz. Peki bu güzel iki projeyi anlatalım mı? Çok hoşuma gitti. Tabii ki aslında görsellerini de getirmiştik ama unuttuk tabii. Şöyle bir tanesi Riva'da 31 adet villadan oluşan bir villa projesinin satışı tamamıyla bizde. 29 dönüm alan üzerine kurulmuş villalar ve de denize kuş uçuşu 300 mesafe, 300 metre mesafede. Bir tarafı da tamamıyla orman ve hiçbir zaman ormandan dönmeyecek bir orman. Ne güzel. Dolayısıyla böyle yeşille, maviyle birlikte yaşamak isteyen kaldı ki hani Riva'ya gittiniz mi son dönemde bilmiyorum ama 3. köprüyle birlikte hakikaten artık İstanbul'a çok çok yaklaştı ve bence İstanbul'un en güzel yerlerinden biri olacak diye de düşünüyorum Özge Hanım. Villalarımız 330 metrekare net alana sahip, kullanım alanına sahip ve yaklaşık bir dönümlük bir arsa payı var.
hobi bahçeleri olacak villalarda. Hı-hı. İnsanların direkt mutfağının önündeki verandasından çıkıp domatesini, biberini koparıp masasına koyabileceği, kahvaltı masasına koyabileceği. İçerisinde zaten yarı olimpik bir havuz var. Güvenlik noktaları var iki tane. Basketbol sahası, voleybol sahası, tenis kortu. Yani aslında insani bir yaşam için her şeyi barındırıyor. Düşünülmüş. Evet, her şeyi barındırıyor. Satışını da üstlendik, bakalım, yoğun da bir talep görüyoruz. Hayırlısı olsun inşallah. Kesinlikle öyle. Dolayısıyla böyle yeşille maviyle birlikte yaşamak isteyen insanlar için özellikle tavsiye ederim. Bizimle iletişime geçsinler. Süper. Yüz yüze pazarlama orada bizim öngördüğümüz. Zaten aslında istediğimiz, gerçekten ararlarsa öncelikle biz geliriz. İnternet sitesinden ve de kataloglarımızdan şey yaparız, tanıtırız. Sonrasında da ağırlamak isteriz tabii ki onları. Süpersiniz, ne kadar güzel. Daha nice projeleriniz şimdiden olsun inşallah. Teşekkür diyelim. Teşekkür ediyorum. Konuşsak, buyurun lütfen devam. İkinci projeden lütfen. De bahsedeyim buyurun, buyurun. Herhalde onu da atlamayalım. Aa, lütfen, bence. Lütfen, elbette. Çok daha spesifik aslında o. Çünkü ben o projeye hayranım. Niçin? Kandilli'yi bilirsiniz. Kandilli'de Sıra Evler Sokak vardır. Hı hı. Ve Kandilli'nin tarihini yazan böyle birkaç tane kitabı okudum ben. Resmen köşkün şeyi var, tarihi var, anısı var. 955 metrekarelik bir alan üstüne kurulmuş. İki katlı ve 200 metrekareye oturmuş bir köşk. Tavan yükseklikleri alt katta 3.80, yukarıda 3.30. Hakikaten bir köşkte girdiğinizde etkileniyorsunuz. Denizi zaten, boğazı görüyor. Yanında müştemilat binası var. Böyle küçük birkaç dokunuşla, küçük bir revizyonla hakikaten muhteşem bir şey olur. Yaşam alanına dönüşür. Keşke farklı projeler var. Ne kadar güzel. Hani artık bu anlamda sektör hakikaten çok hızlı bir şekilde ilerliyor, büyüyor gün geçtikçe. Ve sizin yapmış olduğunuz projeler çok farklı aslında. Evet. Değişik. Hani evet. Şimdi baksanız nerelerde bir konut görebiliyorsunuz. 3-5 aşağı aslında aynı. Evet. Hani sunulan imkanlarla belki hakikaten göz alıcı nitelikte oluyor. Ve her şey aslında yeni olduğu zaman başka güzel olur. Tabii ki. Hani yenilik, temizlik bir başkadır ama sizin yapmış olduğunuz projeler çok farklı ve güzel. Hani insan şu an sizin anlattıklarınızı göz önüne canlandırıyor. Çok hoş gerçekten. Farklı ve yenilikli. Şöyle, biz kendimize tabii pazarda, dediğim gibi, hani pazarlama odaklı düşündüğümüz için kendimize pazarda bir niş bir alan, kimsenin dokunmadığı ya da şu ana kadar keşfedilmemiş, aynen, bizim rahat çalışabileceğimiz bir alan yaratmaya çalışıyoruz. Biraz onun eseri. Ne güzel. Aslında hani Ataşehir'de tabii sizin dediğiniz anlamda emlak danışmanlığı hizmeti de veriyoruz. Orayı tabii ki, da atlamamamız lazım. Aynen. Yine ticari ya da yine konut ya da dükkan vesaire, muhakkak, kiralık, satılıklarla vesaireyle de kesinlikle orada da danışmanlık hizmetleri veriyoruz. Ama bunlar tabii daha bir niş, kendimize yarattığımız alanlar. Bakalım, başarılı da oluyoruz gibi yaptığımız bu zamana kadarki şeylerle. İnşallah böyle bir iki sene içerisinde daha böyle İstanbul'da, en azından Türkiye'ye şimdilik belki konuşmak şey olur ama İstanbul'da en azından. Neden olmasın? Köşk, evet, denilince, villa denilince, yalı denilince akla gelmek istiyoruz. Değerliyeti gayrimenkul illaki diyorum. Yani şu an mesela benim aklımda var yani. Kesinlikle böyle gidecektir. Olsun, kesinlikle olsun. İmzanızı her zaman tüm projelerde inşallah görmek dileğiyle. Konut projesini şu an nasıl değerlendiriyorsunuz bu durumda? Sizce nerede bu noktada? Ya şöyle, şimdi tabii konut arzından bahsediliyor. Özellikle İstanbul'da arz fazlasından bahsediliyor. Var mı? Tabii ki var. Kentsel dönüşümle birlikte bir yığılma oldu gibi. Ama aslında piyasa şu an biraz daha şey yaptı, durağanlaştı. İnsanlar likiditede kalmak istiyorlar. Dövizdeki ani dalgalanmalardan acaba sorusu geliyor. Ondan dolayı banka faizleri tabii biraz tabii yükseldi. Orada psikolojik sınır, bizim öngörümüz bir. Birin üstüne çıktığı zaman insanların konut alımına bakışı bir anda değişiyor. Reel faizler bankalarda, hı-hı, biraz yükselince insanlar daha çok bir nakitte kalmaya düşündü.
normalde aslında yatırım amaçlı alanlarda biraz eksilmeler oldu. Hı hı. Onu söyleyebiliriz tabii ki. İnşallah daha güzel yarınlarımız olur, daha güzel günlerimiz kesinlikle olur. Hakikaten bu anlamda sektör, inşaat ve gayrimenkul sektörü de hakikaten aslında güzel bir hızla ilerliyor. Evet. Daha güzellikler de elbette çalışmalarınızı, imzanızı görmek dileğiyle. Yolunuz açık olsun. Çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum sizlere de. Sağ olun. Çok sağ olun. İyi günler. Her zaman dediğim gibi efendim, İşi Bilen kısmında bugün değerli bir konuğumuz vardı. İsa Yılmaz, Değeriyeti Gayrimenkul'den geldi efendim. Sizler de bu anlamda bilgi sahibi olmak istiyorsanız o güzel projeleri de bir de yakından bakalım diyorsanız efendim, yerimiz İstanbul Ateşehir'de sizleri bekliyor olacak. Bir sonraki İşi Bilen kısmında görüşebilmek dileğiyle, hoşça kalın.